Merhaba, ben Peter Parker. Örümcek Adam'ın örümcek yetenekleri varsa Tom Holland'ın doğaçlama yetenekleri var. Avengers, Sonsuzluk Taşı ve Uncharted gibi üzerinde çalıştığı dev gişe rekorları kıran filmlerde Tom'un doğaçlamalarına pek yer verilmediğini düşünebilirsiniz. Ama yanılıyorsunuz. Sizin için Tom Holland'ın ipleri kendi eline aldığı ve kusursuz doğaçlama becerilerini sergilediği sahnelerin bir listesini yaptık. Tom Holland'ın Nathan Drake'i ve Mark Wahlberg'in Victor Sylvian'ı Uncharted video oyununun canlı aksiyon film uyarlamasında birlikte iyi bir uyum yakaladılar. Yönetmen Ruben Fleisch, iki oyuncunun senaryonun dışına çıkmaları için birçok alan sağladı ve karakterlerin ilişkisini oluşturmak için yapılan doğal şakaları kullandı. Mark ile doğaçlama yaparken çok güzel anılarım var. Bu anlar gerçekten bir bağ ve sahnede görebileceğimiz birbirlerine olan gerçek güvene dönüşür. Tom Holland doğaçlamaların çok eğlenceli olduğunu söylese de kendini böyle savunmasız bir duruma sokmanın ne kadar korkutucu olduğundan bahsetmeden de edemedi. Ne de olsa doğaçlama yaptığınızda komik olmazsa korkutucu olur. Üç örümcek adamı bir araya aynı ekranda ilk kez görmek inanılmaz bir andı. Çatı katı sahnesi eski ve yeninin mükemmel bir karışımıydı. Bunu daha da iyi yapan şey Tom Holland, Tobey Maguire ve Andrew Garfield arasındaki sahnelerin çoğunun doğaçlama olması. Kariyerimin en inanılmaz deneyimiydi. Üç oyuncu daha önce hiç tanışmamış olmalarına rağmen sette eski arkadaş gibiydiler. Birbirlerine olan gerçek sevgi ve saygıları Eve Dönüş Yok'taki üç örümcek adamın kucaklaşarak vedalaştıkları güzel ana ilham verdi. Filmin sonunda hepimizin minnettar olduğu bir an yaşadık, sonra da kucaklaştık. Okulun tepesindeki çatı katı sahnesinin çekimleri arasında Tom, Andrew ve Toby'nin yanına gitti ve filme kattıkları için onlara teşekkür etti. Konuşmalarının sonunda birbirlerine sarıldılar. Hepimiz kucaklaştık. Yönetmen John Watts ve yapımcı Amy Pascal'ın da gördüğü gibi ağlamaya başladık. Evet, filmi böyle bitireceğiz. Bu anı filme dahil etmek istediler. Gerisini zaten biliyorsunuz. Spider-Man evden uzakta ilk Elemental ortaya çıktığında çok sert bir sahne var. Peter'ın kafasını defalarca bir kuledeki büyük cama vurduğunu görüyoruz. Bu komik sahnenin hepsi Tom ve erkek kardeşi Harry'nin ürünü. Bir yere çarpmak ve sonra kaymak ve sonra tekrar çarpmak. Evet, müthişti. Kardeşler bu sahneyi videoya çekip yönetmen John Watts'a izletmişler. O da sahneyi filme dahil edecek kadar beğenmiş. Hoşuma gitti. Marvel sinematik evreninin arkadaş canlısı örümcek adamı onu ilk kez Tony Stark ile etkileşime girerken gördüğümüz Kaptan Amerika İç Savaş'ta tanıtıldı. Bu ilk etkileşim iki aktörün doğaçlama yapısının sonucudur. Sen burada ne yapıyorsun? Tanışmamızın zamanı geldi. Mailimi aldın değil mi? Evet. Bunun nedeni muhtemelen ikilinin Tom'un seçmeleri sırasında harika bir iş çıkartmış olmasıdır. Filmde gördüğümüz sahnenin bir versiyonunda yine Tom'un uyarılmasına rağmen doğaçlama yapmışlardı. Tom ve Zendaya en uyumlu Spider-Man MJ ikilisi. Ancak Zendaya da Tom'un kendisiyle yaptığı doğaçlamalarda biraz ileriye gittiğini düşünüyor. Yine de doğaçlamalar karakterlerin dinamiğine önemli bir boyut kazandırarak harika sahnelere vesile oluyor. Belki de herkes doğaçlama konusunda ne kadar iyi olduğumu söylemeye devam ediyor. Mary Storm, Tom Holland ile doğaçlama sahneleri olan başka bir aktör. Bunlardan biri Örümcek Adam Eve Dönüş Yok'taki restoran sahnesiydi. Teyzenin bir kelimeyi tekrarladığı konuşmaları tamamen doğaçlamaydı. Dikkatli bakarsanız Tom Holland'ın gülmeye başladığını görebilirsiniz. Neyse ki sahne Holland karakterden çıkmadan önce kesiliyor. Tony Stark ve Peter Parker arasındaki ilişki Marvel sinematik evrenindeki en sevilen ilişkilerin başında geliyor. Robert Downey Jr. ve Tom Holland'ın sette o kadar müthiş bir uyumu var ki sahneleri çok doğal bir şekilde aktığı için oldukça kolay hale geliyor. Buna harika bir örneğini Örümcek Adam Eve Dönüş'ün başlangıcında Tony ve Peter birlikte arabadayken görebilirsiniz. Tony Peter'ın kapısını açmak için Peter'ın üzerine eğiliyor. Peter ise bunu ikilinin sarılmasına yönelik garip bir girişim olarak algılıyor. Bu sarılma Holland tarafından doğaçlandı ve her zaman profesyonelliğini koruyan Don da sahneye uyum sağladı. O an Don'a sarılmamın komik olacağını düşündüm. Bu doğaçlama anı Avengers Endgame'deki en tatmin edici sahnelerden birine dönüştü. Peter sonunda Tony ile sarılabildiğinde ise bu iyi hissettiriyor. Tom Holland, Avengers Sonsuzluk Savaşı ve Endgame'in yönetmenliğini yaptığı Russo kardeşlerin yönettiği bir film olan 2021'deki Cherry'de dramatik oyunculuk yeteneklerini sergiledi. Bu filmde doğaçlamaya pek yer yoktu ama Holland ve başrol oyuncusu Ciara Bravo'nun senaryodan çıkarabildiği bir sahne vardı. Sahnede ikili birlikte yatıp uykuya daldı. Ancak aslında sahnenin bitmesi gerekiyordu. Russolar sette eğlenceli bir atmosfer yaratma konusunda çok iyiler. Biz de o sayede duygudan bir nebze olsun uzaklaşabildik.
Peter Parker'ın tek yapmak istediği Avengers arkadaşlarına yardım etmek. Tony Stark'ın tek istediği ise onları sorunlardan uzak tutmak. Bu dinamik, Avengers Sonsuzluk Savaşı'nda basit ama bir hayli eğlenceli bir değişime vesile oldu. Doctor Strange ve Tony içinde bulundukları zor durumu tartışırken Peter geri döndüm. Hayır, hala uzaktasın. Büyükler konuşuyor. Tony hemen kendi doğaçlama replikleriyle karşılık vererek iki oyuncunun kusursuz kimyasını bir kez daha gözler önüne koydu. Örümcek Adam evden uzakta Peter ve Mysterio'nun ilişkisinin aslında çok daha çekişmeli olması gerektiğini biliyor muydunuz? Mysterio'nun kötü adam olarak ortaya çıkmasından bile önce düşmanca bir ilişkiye sahip olmaları gerekiyordu. Ancak Tom ve Jake Gyllenhaal sahnede derin bir bağ kurdular ve bunun sonucunda da ekrandaki karakterlerini etkileyen bir uyum ortaya çıktı. John Watts da dinamiğe uyum sağladı ve ikilinin birden fazla sahnede doğaçlama yapmasına izin verdi. Avengers Sonsuzluk Savaşı'nı ilk izledikleri ve Peter'ın Tony'nin kollarında kaybolduğu yürek burkan sahnede hissettiklerini herkes hatırlıyordur. Bu sahne Tom Holland'ın inanılmaz performansıyla başka bir boyuta taşınmıştı. Bu an büyük ölçüde Joe Russo'nun kendine sadece gitmek istemiyormuş gibi davranmasını söyleyen Holland tarafından doğaçlanmıştı. Bu da Holland'ın gözleri yaşlı sahnesini ortaya çıkardı. Gitmek istemiyorum, gitmek istemiyorum. Tom'un repliği tekrar tekrar etmesinin nedeni aktörün taktiklerinden biridir. Oyuncu ağlaması gerektiğinde bir repliği seçip gözyaşı akmaya başlayana kadar sürekli tekrar eder. İşim daha da kolaylaşıyor gibi görünüyor. Artık film izlerken hep ağlıyorum. Tony Stark'ın Endgame'deki ölümü son derece duygusal bir sahneydi. Bay Stark, kazandık. Ve bariz nedenlerden dolayı aynı zamanda büyük bir sır. O gün sette Tom Holland dahil sadece bir avuç oyuncu vardı. Herkesin veda ettiği sahnenin neredeyse %100'ünün doğaçlama olduğu açıklandı. Robert'la o sahneyi çektiğimizde doğru düzgün bir senaryo yoktu. Oyunculara sahnede ne olduğu ve yönetmenlerin ne istediği hakkında genel bir fikir verildi. Gerisi onlara kalmıştı. Gerçekten duygusal bir gündü ve şimdi dönüp baktığımda belki de şimdiye kadar yaşadığım en çılgınca gündü. Robert Downey Jr. ve Tom Holland anları bitmek bilmiyor. Aynı sahnede Peter'ın Tony Stark ile ilk tanıştığı zaman ikili Peter'ın odasında bir toplantı yapıyorlar. Tony Peter'ın yanına oturmaya gittiğinde "Ben buraya oturacağım, bacağını çek." diyor. Yönetmen Anthony Russo sahnenin bu bölümünün doğaçlama olduğunu açıkladı. Ned Barlow ve Tom Holland Örümcek Adam setinde anında kanka oldular. İlk eve dönüş filmi için görünüşe göre ikiliye senaryoları önceden verilmemiş. Bu yüzden film zamanı geldiğinde tüm repliklerini bilmiyorlardı. Bu nedenle senaryoyu boş verip doğaçlama yaptılar. Bu doğaçlama anlar Holland'ın Örümcek Adam gibi yüksek profilli karakterleri oynamaya layık bir yeteneğe sahip olduğunu kanıtlıyor. En sevdiğiniz doğaçlama sahnesi hangisiydi? Yorumlarda bize bildirmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.